Sen de. Kanta kurban olayım. Ne zarım olacak? Sular geldi de sen yıkanıver diye kaldırıver. Lan başlarım şimdi senin suyundan. Sirkeri, sen benimle dalga mı geçiyorsun? 10 gündür suyun yüzüne hasret kaldık. Sibek kafalı karı. Amanın koşun. Suları dolduralım. Geldim döndü geldim. Koşun koşun. Kanta, kanta kalk kurban olayım banyoya. Hadi. Allah suyunu canını alsın inşallah. Şırı şırıl akıyor. Aman şimdi bırak şırıltıyı zırıltıyı. Elini çabuk tut. Kantar yıkanmaya giriyor. Hadi çabuk. Tamam geliyorum geliyorum. Amanın kantar. Kalktın mı şekerim? Sinseri karı. Allah! Ay! Ay! Önüne baksana lan sinseri karı. Aa, suya bakmaktan size bakmaya vakit mi var? Başlarım şimdi senin suyundan ha. Size de yaranılmaz ki zaten bir türlü. Çok konuşma çok konuşma. Şimdi yersin çünkü köpek karı. Ama sinirlen bakarsan. Aman kurbanım konuşmayı bırak hamama gir hadi. Lan siz de benim hamamımla bozdunuz be. İşinize temiz gidin diye söylüyoruz can. Şimdi başlarım senin temizliğinden ha. Canım bırak. Karışma bana. Karışma. Yürü. Yürü. Aman ey ey ey. Yürü. Oh boşuna dememişler su gibi aziz oldu ya. Akıyor sular. Allah yaradana kurban olsun. Sabun ne lan? Oh aman. Suya bak yaradana kurban olayım. Allah. Allah. Ne gülüyorsun lan cabrak? Ününü çıkarım senin. Ben sizden gülüyorum. Kime gülüyorsun? Gılınıza gülüyorum. Gösterin ben sana gılımı. Sen git bu bana alay et. Sirkeri, terbiyesiz köpek. Nuriye sen niye gülüyorsun? Aman kantar. Şu haline bak. Sen de görsen sen de gülersin. Şimdi sana da başlarım ha. Nuriye, 40 yılda bir banyo yapalım dedik sular kesildi. Kantacığım o senin kendi kısmetsizliğin. Kes! Benim kısmetsizliğimmiş.
Milletin kısmetsizliği. Susuzluktan insanları öldürecekler. Kafanıza çal bari. Gene tersiyim üstünde. Aman kanta bırak şu kızı uğraşmayı da sormadan şu yumurtanı ye canım. Ay Allah! Boğazımda kaldı. Şuna bak, yumurtaya bak. Kuş yumurtası gibi. Neydi o eski yumurtalar? Sahi kanta, ne oldu bu tavuklara? Ne olacak? Onlar da kışlarına zam koydu. Döndü kız, dün akşam seni rüyamda gördüm, sarmaş dolaştık. Kıçın açıkta kalmıştır yine. Gel içeri gel. Yok yok. Dur ben kahvaltımı getireyim sana. Nihar ya, boyuna dıkınıyorsun. Bu soluk al be kadın. Allah kantar. Ne demiş atalarımız? Can boğazdan gelir demiş. Ha ye 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 de can boğazdan nasıl çıkarmış bir gör bakalım. Sonra da zayıflayacağım diye hamamlarda telle dur gari. Özel şoförünüz Osman geldiler. Siseri aklınca benimle alay edecek. Neyse neyse. Nuriye ben geliyorum. Bana bak akşama geç kalacağım merak etme. Şey Kantar bir şey diyecektim. Bizim kızın vaziyeti... Çok konuşma kadın ben geliyorum. Neyi ne zaman konuşacağını örgen. Ver ver şapkemi ver. Hadi hadi. Bir. Kıvrak ol kıvrak. Hadi Allah'a ısmarladık ne oluyor hadi hadi. Hadi güle güle kanta. Lan çantamı hana. Osman'la karıştırıyorsun gel mi? Aa hiç işim yoktu da. Yürü köpek serseri. Lan oğlum makam şoförü değilsin elini indir. Anladın mı? Anladım efendim. Lan lalbali niye gülüyorsun lan? Ben esasen gülmüyorum efendim. Şakıyam bülbüle gülüyorum. Sen diye sus. Bu şakmıyor. Tiyecan Hanım şarkı söylüyor. Hadi yürü. Başlıyor efendim. Sevgilim, güzelim, Selvi boynum. Müsaade edersen işime gidebilir miyim? Allah'a ısmarladık güzel. Teşekkür ederim yavrum, teşekkür ederim. Ay amanı, ay amanın başı, ay amanı. Ben her sabah bu kadının sesini dinlemeye mecbur muyum? Döndü. Ne oldu hanımcığım? Amanı ne olacak, bu Tijan beni çıldırtacak. Aman hanımcığım, sen çıldıracaksın, Tijan hanım çıldırır. Kız, neyleri konuşup durma. Nasıl çıldıracakmışsın Tijan'ı? Şuna baksana nasıl ciyak ciyak bağırıyor. İlle de opera şarkısı söyleyeceğim diye tutturmuş. Bak şimdi ben onu ne yapacağım? Ne yapacaksın kız? Oh! Bir kap gramofonunu sonuna kadar açtım. İyi mi? En iyisi şarkıyı sonuna kadar söyleyip Tijan'ı çatır. Gel ben. Gel. Ah Tijan'cığım, özür dilerim. Bu döndü bu sabah delirmiş.
Pikap radyosunu sonuna kadar açtı. Hem seni hem beni deli etti. Ah çok affedersin şekerim. Ne yaparsın? Terbiyesiz işte. Önemli değil canım. Ben çalışırken hiçbir şey duymam. Hiç sinirlenmedim de. Sen sinirlenmedin, iyi öyleyse. Ha Tincelci, şimdi aklıma geldi. Öğleden sonra İskambil Konkeri Partisi'ne gideceğiz değil mi? Evet. Yalnız önce derneğin toplantısı var. Ondan sonra da Konker Partisi. Neyse, tekrar özür dilerim şikerim. Sonra görüşmek üzere Tincelci'm. Hoşça kal. Kadın delirdi. Gördüm. Gözleri yuvalarından fırlamış. Dövdüğe ne kadar çok yüz veriyorsun Nuriş. Utanmadan yalan söylüyor. Ne olacak görgüsüz, aptal, salak Nuri, cahil Nuri, sonradan görme. Kâtip, acele gel oğlum. Kahveni söyle çabuk. Baş üstüne. Günaydın efendim. Günaydın. Bu Alman şirketinden telefon ettiler diyor mi? Ettiler efendim. Öğleden sonra saat 3'te burada olacaklar. Bu faturaları da gönderdim. Gönderdim efendim. Tavsiye mektubu geldi. Bir bağlım bana. İçeride odada efendim. Müsaade ederseniz gidip getireyim. Git getir. Allah Allah. Bıktım bu tavsiye mektuplarından. Her önüne gelen beni tavsiye eder lan. Ben imalathane miyim be? Tavsiye mektubu. Bir bağlım. Buyurun. Rica ederim. Şöyle buyurun efendim. Şöyle geçin. Rica ederim. Şöyle çönün efendim. Çönün. Tavsiye mektubunuzu koyabilir miyim? Hay. Buyurun. Teşekkür ederim. İlçe başkanından. Kardeşim Kantar, size gönderdiğim sahin bayan. Yahu Dünür, Nurt açılışına gitmiyor muyuz Allah aşkına? Meşgulsünüz galiba. Rica ederim. Sizi tanıştırayım efendim. Bayan tavsiye mektubu. Anlamadım. Bayan tavsiye mektubu. Dünür'üm Timur Hakmen. Ya, çok memnun oldum hanımefendi. Efendim, ismim Rüya Girgin. Ya. Çönüm, rica ederim. Girgin Hanım, zatınıza birkaç soru yönelteceğim. Buyurun. Estağfurullah, buyurun kolayınız. Takdire bilin mi? Görevim huzur vermektir. Ay. Sitama bilin mi? İnsanlarla iyi anlaşırım. Ama? Yabancı dil. Lüzumlu yerlerde yeteri kadar. Diplomanız? Hayat okulu. Anlaşıldı. Siz yuva da yıkarsınız değil mi Girgin Hanım? Ha? Neyse. Bu tavsiye mektubuna göre işe kabul edildiniz. Fakat bazı küçük bir ricalarım var. Maaşınız 3500 lira olacak. Katibe korunmayacaksınız. Dünür'e korunmayacaksınız. Bana hiç korunmayacaksınız. Maaşınız ödenecek. Her ay başında zarfta evinize kadar takdim edilecek. Şimdi efendim sayın başkanımıza en derin saygı ve selamlarımı iletin, size de güle güle. Allah'a ısmarladık, çok teşekkür ederim. Güle güle hanımefendi. Çok memnun oldum efendim. Allah'a ısmarladık Katip Bey. Hey, uyanın! İçine düşeceksiniz lan! Yok canım, ne münasebet, sana öyle gelmiştir Allah Allah. Hani fena da değildi kızcağız. Ümüğümü sıkarım senin sirteri. Sen beni tanımıyorsun galiba. Tanımaz olur muyum efendim? Siz avrat sekreter kullanmazsınız. Kullanmam tabii. Avrat çalıştır, sonra da işleri karıştır. Hadi canım, açılışa gitmiyor muyuz? Allah aşkına geç kalıyoruz. Bu Almanlarla anlaşırsak iyi bir fabrika kuracağız. Ne fabrikası bu Dünürcüm? Band fabrikası. Ne bandı? Bildiğin tape bandı, gibledi gibi satılıyor. Her yerde, evlerde, dolmuşlarda, her yerde band. Bir de fabrikayı kurar, ithalatı da yasaklarsak, o zaman gari sen parayı kur. Vallahi Dedircim, hiç aklıma gelmezdi bu. Aklımıza gelseydi, Nuri Kantar olurdunuz siz de. Aferin Katip. Ha,
Günür, bu Almanlarla sakın Almanca konuşmayacaksın. Neden ya? Benim Almancam çok iyidir. Biliyorum ama sen İngilizce konuşacaksın. Senin Almanca bildiğini bilmeyecek. Hiçbir şey anlamadım doğrusu. Günür, benim glibik Günür. Sen adamlarla İngilizce konuşacaksın. Onlar da biz anlamayalım diye aralarında Almanca konuşacaklar. Böylece hakkımızda ne konuştuklarının kolayca öğreniriz. Pes doğrusu. Korkunç bir zeka. Kardeşim, bizim memleketten iki şey ihraç olur. Biri bastırma, biri de zeka. Evet efendim, evet. Atalarımız öyle de. Sus köpek. Çok mühterem arkadaşlar. Bu yurdu hizmete açarken küçük bir hizmette bulunduğum için mutluyum. Gençlere ve memlekete hayırlı olsun. Ciderim, siz buyurun. Ciderim. Sevgili arkadaşlar, önerilerinize teşekkür ederim. Ev Köpeklerini Koruma Derneği olarak yapılacak Garden Parti'nin hazırlık çalışmalarını bitirmiş bulunuyoruz. Affedersiniz. Hani özel işlerinize karışmak gibi olmasın ama benim de bir öneri teklifim vardı da. Bir dakika Nuriş'cim. Derneğimizin üyesi olmadığın için konuşup konuşamayacağını oya koyuyorum. Efendim, misafirimiz Nuriye Kantar hanımefendinin konuşup konuşamayacağını oya koyuyorum. Kabul edenler? Bir, iki, üç, dört. Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir. Buyurun Nuriye Hanım. Şahsıma karşı gösterdiğiniz hüsnü simpatiye teşekkür ederim. Efendim, öneri teklifim şu. Garden Parti balosunda mutlaka Alaturka da bulunsun. Ama nasıl olur Nuriş? Alaturka. Oya koyunuz sayın başkanım, oya. Ya olma ne her, ne siz mi övgeyiz? Der transport ist für all sehr wichtig. Sehr wichtig. Wir können auf diesen Profit nicht verzichten. Jawohl, jawohl. Ne dedi? Konuşma, sus. Nakliyi biz yapalım diyorlar. Hayır efendim, onlar yapsın ki biz de mesariften kurtulalım. Olur mu lan öyle şey? Siz herif, ben yapacağım nakliyi. Zaten onlar da nakliyi biz yapalım da karı arttıralım diyorlar. Havucunu yalasın, hava alır. Bitte, ich meine, dass wir auf den Transport auf jeden Fall bestehen sollten. Danke. We insist on the transport. Ne diyor, ne diyor? Canım aynı iş işte. Nakliyi biz yapalım diye sana diyor. Nakliyi yapacaklarmış. Şimdi beni dinle ve söylediklerimden lütfen tercüme et. Affedersiniz. Excuse us. Bu nakliye işini bizzat Almanya'dan kamyonlarla ben yapacağım. They would like to make the transport business with their own lorries from Germany to Turkey. German. I'm sorry, just a moment please. Was haben die Herren gesagt? Sie wollen den Transport alleine übernehmen. Sie wollen das selbst machen. Nein, das ist unmöglich. Nein, mein Gott, kardeşim bunlar ya. Günürcüm, şimdi bana bak, ben numaradan kızgınlık gösteriyorum. Sen benim söylediklerimi tercüme et. Kontratı feshedeceğim. Fabrikayı da İtalya'dan gemilerle bizzat ben kendim getireceğim. Lütfen şimdi bunları söyle. Das ist unmöglich. Now, if you don't accept, they will cancel the contract and they will buy all the goods from Italy. Was war das mit Italien? Mit Italien? Entschuldigen Sie bitte. Sie wollen den Vertrag mit Italien machen. Oh mein Gott. Nein. Oğlum bak nasıl yumuşadılar dinliyorum. Almanlar sözü bana Almanca konuştular. Bütün foyalarımı öğrendik. İlahi Kantar. Ya iyi bir tahsil görseydin ne olacaktı? Onu çok merak ediyorum. Ne olacaktı Günürüm? Kat sayısının artmasını bekleyecektik. Adamları iyi atlattık değil mi efendim ha? Atlatmadık lan. Kazıkladık. Hep onlar bizim Almanya'daki işçileri kazıklayacak değiller ya Günür. Biz de kazıklayıverdik. Ela buyurun kantiyer müesseseleri. Kime bir... Abidesiniz. Siz misiniz? Gridik seninki. Yalan. Geliyor Tijan Hanım, geliyor. Efendim karıcığım, emrit sen mi boylum, canımın içi sultanım benim. Söyle ruhum bir tanem. Efendim, evet bir toplantımız vardı karıcığım, Almanlarla. Timur, sormadım sana kimin olduğunu. Öğlen hem eve gelmedin hem de telefon da etmedin. Onu öğrenmek istiyorum.
Şekerim, şeye gittik. Şeyle beraber, Kantar'la beraber orayı açtık da ondan sonra gelemedim ya. Kantar'la mı? Tamam, tamam, kısa kes. Bak Timur, akşama tam zamanında evde olacaksın. Gece kapama kapama, taralar atıl. Timur, bir dakika, Nurbi'yi versene. Al canım, belki konuşacağın vardır. Elbette bizim de söyleyecek bir şeylerimiz vardır Tijen'ciğim. Alo, alo. Sen misin Kantar'cığım, aslanım? Ha, evet, oynuyoruz. He, hepsini üttüm. He ya, hep ben kazandım. Ama kızma şekerim. Yok, sana demedim Kantar'cığım. Tijen'e dedim. Üçüldüm diye kızıyor da. Aferin Nuriye, çok iyi yapmışsın. Tamam, çok konuşma. Konuşma dedim be! Hadi konuşma, güle. Ah, bir gün de ben senin gibi Tijen'le böyle konuşabilsem. Sen konuşamam, glibik. Kafamı kızdırma, bir gün kazak olurum ha. Atma teneyi debreli tebur. Kızdırma beni, yaparım dedim, anlaşıldı mı? Yürü, karnım acıktı, gidelim. Atalarımız ne demiş? Aç ayı oynamaz demiş. Allah Allah, lan terbiyesiz. Alınıyorum, kuzeniyorum deme lan. Sirseri, neyse dönürüm. Heva güzel. Çitlik lokantasında yemeğimizi yiyelim. Vazgeç Nuri'cim, vazgeç. Şimdi bütün politikacılar orada yemektedirler canım. Öyle mi? Biz de gidelim de belki bize de teşebbüs miktarı politika bulaşır. Buyurunuz Kantar beyefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyefendi. Merhaba efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Beyefendi, bizleri bayağı korkuttunuz. Gelmeyeceksiniz sanmıştık. Kantar söz verdi mi gelir? Kantar bey, kararınızı öğrenebilir miyim? Bizi merakta bırakmayın. Sayın arkadaşlar, kararımı bildim. Partinize giriyorum. Bendeniz söylemiştim Hakkı'cığım. Kantar Bey, partimize katılmanıza Sayın Başkanımız çok sevinecekler. Sayın Nuri Beyefendi, kararınızla partimiz büyük bir güç kazanacak. Temelçüğümüz. Yahu Kantar, benden ne diye sakladın ha? Saklarım kardeşim. Politika bu. İyice dartacaksın. Darttık ve de kararımızı bildik. Şimdilik sayın basınımıza açıklama yapabilirsiniz. Şimdi anladım bu yurtları açmanızın sebebini. Kısmette bu da varmış efendim. Şimdiden tebrik ederim. Lan neyi tebrik ediyorsun? Milletvekilliğinizi. Çok konuşma. Aman inanın, milletvekili mi olacaksınız? Allah'ım! Ulan göğsünde bir cepti mi görürsün günü? Önüne bak Sirseri. Öf. Ulan daha milletvekili olmadan öbür tarafı yollayacak bizi. O da heyecanlandı efendim benim gibi. Oh, Sirseri. Neyse geçmiş olsun. Neyse dinlerim. Bu akşam biz de toplanalım da şu politikaya atılışım bir kutlayalım. Olur canım. Tijen'cim Allah'a ısmarladık şekeri. Güle güle Nuriş. Affedersiniz hanımefendi, size birkaç sorum var. Bana mı efendim? Sana de, herhalde bana. Buyurun sorun. Bugün Sayın Kantar basınımıza milletvekilliği için adaylığını koyduğunu açıkladı. Tijen duydun mu? Kantar memus olacakmış. Esah mı? Evet hanımefendi. Sayın Kantar'ın bu kararını nasıl karşıladınız acaba? Bir dakika efendim. Teşekkür ederim. Kocamın işlerine pek karışmam. Öyle karar verdiyse öyledir. Kendisini her zaman desteklerim. Bir dakika rica edeceğim he. Gel Ticacım, gel hele gel. Bana da bir dakika. Olur kardeşim, olur. Benim ağlam. Merci. Nuriye. Yeter. Damadım. Sağ ol. Kadem bir. Hayırlı kay. Al bakalım. Haydi. Politika hayatına atılmam şerefine kadeh kaldıralım. Memleketimiz için hayırlı olur inşallah.
şerefe. Senin de başarılı şerefe. Hey, lalül balik. Sen de mi içiyorsun lan? Buyurun bakalım. Daha şimdiden ayrım yapmaya başladı. Biz seçmen değil miyiz? Tabii. Buyurun şişeyle için hakkınız. Öyle gelmeyin buyurun için. Çıkın lan karşımdan sikari. İnşallah kazanamazsın. Babacığım politika size göre değil. Ama neden Nur, niye istemiyorsun? Kızım bu devlet kuşu herkesin başına konmaz. Babanla gururlan. Hı. Bak Nuri'yi, şimdiden nasıl o havaya büründün? Aa tabii Tiyeciğim. Ne demiş atalarımız? Her at sahibine göre kişner. Efendim doğru dedin. At sahibine göre kişner. Öyle değil mi Timur? Didirim, attan ata fark var ama değil mi? Fakat büyünce at güzel değil mi? Ne atı Nuri Bey? Ne at olacak Tiyecan Hanım? Tavsiye mektubu. Güzel bir sekreter. Görecektin Tiyecan Hanım. Düğürün kızın elini öperken böyle uhu gibi yapıştı. Mah kaldı. Timur! Karıcığım nezaket. Hiç öyle nezaket olur mu? Neredeyse karnının içine düşecektin. Aa! Nezaketin bu kadarı fazla. Ben sana evde gösteririm. Ama karıcığım inan ki. Babacığım yani aşk olsun. Ne vardı söyleyecek? İlle de bir muziplik yaparsın. Biz büyüklerin işlerine karışmasak iyi olur hayatım. Ne demek Timuçin? Canım şaka yaptı. Annemin de babama bu kadar kızmaya hakkı yok yani. Erkek değil misiniz? Tabii birbirinizi kollayacaksınız. Kadın değil misiniz? Şimdi de biz başlamayalım. Nur kendine gel. Başla da ben sana gösteririm. Ben öyle glibik damat istemiyorum. Kocan öyle zar tut gitme. Sağ olun babacığım. İyi ama damat bey oğlum. Nur da pek haksız konuşmadı hani. Lan Nur ya bir de sen başlama şimdi. Bravo baba. Daha şimdiden politikaya başladınız. Hoşçakalın. İyi geceler. Nur, sevgilim, hayatım, bir tanem. Bu basının modeli, damat değil, glibik. Oh. Şükür. Aman aman, şimdi sen esnaftan mebus olursan ben çok utanacağım. Yüzüm yere gelecek. Neden yiyor ya? Aman nedeni var mı? Koskoca mebus karısı, bir ilk mektep diploman bile yok. Bir ilk mektep diploması alsam. Aferin yiyor ya. Bak bunu iyi düşündüm. Bana bak. Sen ilk mektep 4'e kadar okudun diğer mi? He ya, 4. sınıfa kadar gitmiştim Gantar. Güzel. Hemen ilk mektep kurslarına başla Nöriye. Ama gündüz kurslarına gitmem Gantar. Neden Nöriye? Ama sonra Tijen görür, herkese de söyler. Döndüğü de koçur. O da senin gibi 4'e kadar okudu. Beraber şahadetname alırsınız. Hem çok iyi olur. Böylece dedikodu da olmaz. Şey, Gantar, aklıma geldi. Sana bir şey soracağım ama... Kızma. Şimdi sen esnaftan mebus olursan gazetelerde resmi çıkar değil mi? Çıkar. Niye sordun Nuriye? Hani diyecektin ki birkaç tane gavurca kelime öğrensen de gazetelerde yabancı dil konuşmasını biliyor diye yazsalar. Öferim ulan Nuriye. Kantar'ın karısı olduğun nasıl da belli. Baba bak şimdi gazeteler ne yazacaklar? Hal biyografinden bahsedecek. Tahsili özel. Bildiği yabancı diller az Almanca... Az İngilizce, çeyrek Fransızca. Oh, Allah, yine başladın böyle ağzını burnunu kıvırmaya. Ne güzel unutmuştun. Aman kadın, ağzımı burnumu kıvırdım yok. Sana öyle geliyor canım. La havle. Ya çekme lan. Çekme lan kadın. Çekme. Yo bana bak. Her akşam yorgan kavgası mı edeceğiz be? Ne bağırıyorsun Gantar? Her gece iki karış yerde yatmaya mecbur muyum? Koskoca kadın. Kadın yüzünü sıkarım senin. Her akşam yorgan arkana dıkmıyor mu? İyi al, hepsini kendin yap. Bağırma bağırma Sisari ükele. Al yarısı senin olsun işte. Yat zıbar oraya hadi. Gantar. Gene ne var be? Tek rüyalan şekerim. Sana da ne rüyam? Hay Allah. Thank you.
yere mi? Diyeceğim, bu eşek kantar. Nöğrü kantarı eşek yaptırıp yularda elime aldım. İnanmam Nuriye, kantar ve eşek olamaz. Oldum Tijan Hanım, hem de eşek oldum. Eşek konuştu. Nuriye nasıl oldun? Aman Tijan'cığım, ben tatlı cadı oldum. Aman Nuriye'cim, sen olsan tatlı değil, acı cadı olursun. Ya öyle mi? Gördün mü Tijan'cığım, tatlı mı acı mı? Çüş kantar! Ne oluyorsun canım? Küçücük köpekten korkulur mu? Senin canın sopa istiyor galiba. De! 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 Allah! De. Allah! Çüş! Ay! Ay! Allah! 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 Allah kahretsin senin karı! Ümüğümü çıkarın senin! Benim! Benim! Aman. Benim! Benim! Aman. Allah canını almasın senin! Ben? Öküz kafanı karı! Lanet karı! Kafana başlarım şimdi senin serseri lan! Üstümde ne arıyorsun? Öldürecek misin beni serseri? Benim! 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 Amanın şimdi anladım! O ağız burun kıvırmayı! O büyücü cadı karıya imrendin değil mi? Hı? O smetana mıdır nedir? Serseri! Lan baba! Onlar ya televizyonda olur ya da rüyada olur! Esas değil mi? Ümünü sıkarım seni konuşma! Ay benim! 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 Oy! Dime hanımcığım! Ben de gece yarısı Kantar Bey niye bağırıyor diye merak ettim! Sonra Tijen'i de süs köpeğin yapıverdi. Değil mi? Amanın Tijen Hanım'ı süs köpeği gibi görmek isterdim. Amanın bana bak kız döndü. Rüyada köpek görmek nedir acaba? Aman hanımcığım, köpek çok iyidir. Bir kısmete konacak Tijen Hanım. Amanı kısmet mi? Ha, kalk! Kalk Tijen'e müjde vereyim. Çekil önünden gözü kör olmayasıca. Amanı seni yüzden bıçağı da unuttum. Dur çekil. Amanın dur. Güle güle. Hayrola Nuriş, sabah sabah yine Kantar Bey mi haşladı? Yok Cicenciğim, Kantar'ın haşlaması da taşlaması da tatlıdır. Seni çok heyecanlı gördüm de, geç içeri, geç. Sorma Cicenciğim, sana bir müjdem var. Bu gece rüyamda seni gördüm. Büyük kısmetmiş, şey olmuştun, hani nasıl derler... Dur, bir şey söyleme. Önce elimle sana bir sabah kahvesi yapayım, hem içer hem anlatırsın. Şekerli içiyorsun değil mi Nuriş? Şikerli olsun şikerim. Peki Nuriş. Nuriye! Nuriye! Efendim! Aptal Nuriye! Salak Nuriye! Cahil Nuriye! Amanın! Bana mı dedin? Evet! Görgüsüz Nuriye! Terbiyesizler! Kahveniz kafanızda paralansın! Allah kahretsin! Şükür olmaya sıcak! Nuriş! Nuriş! Ne oldu sana? Nereye? Nuriye! Salak Nuriye! Aptal Nuriye! Eyvah! Mahvoldum! Buyurun efendim. Kuşçu bey kardeşim, mukallet bir kuş istiyorum. Anlamadım efendim. Canım, konuşan bir kuş istiyorum. Ha, papağan demek istiyorsunuz. Ama kardeşim, konuşsun da ister saksağan olsun, ister papağan olsun. Efendim, yeni gelen bir papağanımız var. Fransızca, İngilizce, yamyamca bilir. Amanın kuşçu bey kardeşim, ben tercüman istemiyorum. Benim öğrettiklerimi söyleyecek bir kuş istiyorum. Tamam efendim, işte bu papağanı alın. Bu kaç kuruş? 5000, 5000! Amanın! Ben de başka bir konuşu zannettim. Fiyatını kendi söyledi. Ah canım! Ay ben de aldım gitti. Lan Kerim! Partiye çeki götürdün değil mi? Evet efendim götürdüm. Yarın sizi bekliyorlar parti binasından. Peki çeki alınca partide niye yaptılar? Artık orasını siz tayin edersiniz. Oğlum bunlar hep yatırım. Anlan değil mi? Ama konuştu! Canını seveyim durmuş. Ah neler, akşama bunların da dekantar amcana, değil mi canım? Ah kurban olayım sana. Ah canım benim. Ah güzelim benim. Amanın nelerle konuşuyor? Kantar! 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 Dur hele bak ne aldım. Ah,
Mantar, mantar. Amanı kaçırdık. Neyse akşama dersin bunları Emi canım. Hadi durmuş, hadi konuş. Hadi, hadi durmuş. Hadi canım, hadi şekerim. Hadi konuş be. Hadi yavrum. Canım benim. Hadi bırak inadı. Hadi konuş sana lan. Dur kız dur. Öfkelendirme şunu. Durmuş. Aslan durmuş. Hadi de. Salak diyeceksin, uzun diyeceksin, mükela diyeceksin. De aslanım. Hadi de. De. Mantar! Ne arıyorsunuz lan? Aman kantar, aklımı başımdan aldın canım. Senin de akıl var mı ki? Ne arıyorsunuz dedim. Hiç. Durmuş'u okuma konuşma öğretiyoruz. Hadi oradan, sarsakla. Evvela kendiniz öğrenin de ondan sonra. Nöriye bu nereden çıktı? Aman kantar, bugün neler oldu neler. Tice'nin bir papağan kuşu var ya, bana hakaret etti, terbiyesizlendi, bir görecekti. Lan kadın delirme lan. Bu kuş hiç öyle şey yapar mı? Bu kuş. Aa, niye öyle diyorsunuz beyefendi? Sahibi öğretince bu kuş da neler yapar? Siz de aklınızca ona konuşma öğretip intikam alacaksınız değil mi? Yanmayacakmışım kantar. Bugüne kadar hiç bu kuş bana hakaret etmedi. Pus, konuşma. Terbiyesizlenme. Ne oluyorsunuz ya? Ayıp be. Akraba arasında kuş yüzünden dargınlık mı olurmuş hiç? Kuş beyinliler. Yavrum papağana ben öğretmedim ki. Peki öğretmediğinizi nereden biliyor bu sözleri? İşte ben de ona şaşırdım. Ben sizi bilmez miyim anneciğim? Kayınvalideme sinirlenince ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Ondan sonra da papağan bu sözleri duyuyor, ezberliyor tabii. Aman Timo, sinirlendirme beni. Haksızsınız anneciğim, haksızsınız. Gidip kayınvalidemin gönlünü alıp özür dileyeceksiniz kendinden. Buyurun anneciğim. Sağ ol güzel kızım. Anneciğim ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bilmem ki Nur, o kadar üzgünüm ki. Hep papağanın münasebetsizliği. Öyle oldu. Ben de götürüp papağanı hemen sattım. Neyse anne. Geçenleri unutup mutlaka kayınvalideme gitmelisin. Tabii gider. Bir kuş yüzünden kırgınlık olacak değil ya. Gerçekten çok üzüldüm. Ben de anneme durumu izah ederim. Fazla konuşma! Sinirlendirme beni! Annem çok üzgün. Şimdi de anan oldu değil mi? Kızma anneciğim, ne diyeyim yani? Ne diyeceksin? Kaynanam değil, anneciğimmiş. Peki, peki öyle söylerim. Anneciğim, biraz sonra kayınvalidem özür dilemek için ziyaretine gelecek. Ay hiç gelmesin. Katiyen konuşmam. Kim bilir kafasında neler vardır onun. Anne bu kadar kötü düşünmesene. Ay yok canım. Hep ben kötüyüm, senin kaynana pırlanta. Ama içinde hiçbir kötülük yoktur. Ya kötülük yoktur da onun için sağda solda dolanıp ne öreyi ne buz karısı olarak görmek isterim diye gülüp söyleyip alacaymış benimle. İnanma anneciğim, dedikodudur. Mebruke Kara dedikodu yapmaz. Bak anne, dediğimi yapmazsan karnımdaki çocuğu ölü gör inşallah. Sus kız, tövbe de. O ne biçim laf öyle. Bir torunu bana fazla mı görüyorsun? Kuşun kafesi temizlendir. Bu ne döndü? Kuş. Papağan kuşu. Anne yani bu kadar olur, intikam mı alacaksın? Ne anlayacakmışım? Ne demiş atalarımız? Çalma kapını, çalarlar kapını. Anne çok ayıp olur. Ya, kaynanan yapınca ayıp olmuyor ama. Ölümü öp kaldır şu kuşu ortadan. Şimdi annem gelecek. Durmuş Tijen Hanım geliyormuş. Hadi konuş yavrum, hadi canım, hadi. Uzun Tijen, sarık Tijen, kabak Tijen. Ah canım. Kaldırın şu kuşu ortadan. Döndü, yalvarırım, kaldır şu papağanı ortadan. Hadi canım. Annem geldi. Oh, hadi rezil oldu. Hadi hiç rezil durmuş, olma. Konuş. Şimdi hadi, ben kaynananla barışacağım. Ama Durmuş benim intikamımı alacak. Koş, git git, koş kapıya bak. Koş koş. Çok affedersin Nuriş'cim. Hoş geldin. Tijen'cim şöyle geç buyur canım. Otur, otur hele. Otur. Heh. Nur sen niye ayaktasın? Oturunca biraz rahatsız oluyorum. Malum ya. Aa, anladım bebek. Nuriş, üç gündür bayağı özledim seni. Aa, ben de şikerim. Tekrar özür dilerim, o münasebetsiz kuşu sattım. Aman canım, benimki bir öfkeydi geçti. Kuşun münasebetsizliği. Böyle düşündüğüne sevindim. Kuş aklı. Ne demişler? Kuş beyinli. Nur, otursana kızım aman. Anneciğim biliyorsun bebek. İstah etme Nuriş. Belki torunum öyle istiyor. İnşallah oğlumuz sıhhatli doğar. Yani kızımız. Kız veya oğlan. Şimdiden belli olmaz ki. Bizim temennimiz yavrum. He ya. Kayınvalidenin temennisi. Kızım yeter artık. Ha bana fenalık geldi. Ay otursana şuraya canım. Üzme anneni. Otur. Oturuver yavrum.
Nuriş, sen de mi papağan aldın? Şey canım, Kantar'a hediye göndermişler. Öyle mi? Öyle, Diyeceğim. Konuşsana lan. Şey, size çay getirdim efendim. Ver döndücüm bana. Konuş lan, konuş! Demek hediye, konuşuyor mu bari? Şey bilmem, daha hiç sınamadık, Diyeceğim. Şey anneciğim, garden parti ne zaman olacak? Bu hafta sonu. Hem de çok sürprizlerimiz var. Ha, Alaturka'da var değil mi diyeceğim? Var Nuriş'cim, var. Yanlış durduk galiba. Partiye gitmeyecek miydik? Lan oğlum, toplandığımız burada. Sauna hamamında mı? Evet oğlum, hem ter atacakmışız hem de işleri konuşacakmışız. Baha bak, eskiden karılar hamamı vardı, şimdi de ilçekler hamamı oldu. Sen bekle oğlum, ben bakayım. Bağışlayın efendim, emredersiniz. Şşş Recaip, bak, senin muhalefet konuşuyor. Konuşsunlar Nuri Beyciğim, biz seçimlerden sonra konuşuruz. Seçim bölgesine ne zaman hareket ediyorsunuz? 10 gün sonra. Ön seçimi kolay kazandınız Nuri Beyciğim. Ne yapalım Recaiciğim, ensemizde kesemizde kalın maşallah. Kantar Beyciğim, seçim nutuklarını hazırladınız mı? Nutukları ben mi hazırlayacağım? Tabii siz hazırlayacaksınız Nuri Beyciğim. Bölgenizi siz tanıyorsunuz. Sonra nutuklarda bol bol vaat edeceksin. Korkma, vaat et. Yo, yapamayacağım şeyi vaat etmem. Vaat et kardeşim, korkma, çekinme. İlle de yapmak zorunda değilsin ki. Peki. Ya. Öyle olsun, ne yapalım? Hadi buyurun terlemeye, muhalefetten önce girelim. Buyurun efendim. Buyurun kardeşim. Nuri Beyciğim, fazla terlediniz. Ne yapalım kardeşim, politika kazanı bu. Adamı terletiyor. Hadi soğuk havuza, hadi. Öyle mi, buyurun. Dondum. Hamanın milletvekili olacağım diye bunlar çekilmez ama ne yapalım? Politika hastalık Allah! Geciktik galiba. Lan neredesiniz lan? Kocanızdan sonra eve gelir mi? Sirterler. Şey Kantar, mektepten geliyoruz. Şuna bakın ne yiyor? Hadi sofraya kurun, karnım acıktı. Şimdi hazırlarım efendim. Bugün çok yorulduk Kantar. Mektepte ne örgendin, ne örüyor? Söyle bakalım. Çarpım kerat çekmeli. Çarpım öyle mi? Belki 4 kere 8 kaç eder lan? 4 kere 8 mi? 4 tane 8. 4 kere 8 mi? Ha 2, 8, 16, 16, 16. 36. Kedişin ha. Sen bu kafayla gidersen askere. Aman iyi. Sen de belalay edersin. Döndü. 5 kere 5 kaç eder? 5 kere 5. Hı. 5 kere 5 25, 5 kere 6 30, 5 kere 6 35, 5 kere 7 5 kere 8 40. 5 kere 9 45, 5 kere 10 50. Soluk al lan bir sus. Ama siz sordunuz öğretmenim. Kes konuşma hadi git eşine, git. Aman canım, böyle sırayla sorunca ben de biliyorum. Hani böyle ara sorunca ben bilemiyorum. Ne öyle ya, bugün zavunada. Aman Kantar, sen de zavuna hamamlarına mı başladın? Ay işte buna çok sevindim. Sen ne yapıyorsun? Hadi geç kaldık günü. Hadi. Sorması ayıp ama biz nereye gidiyoruz? Sen de üşüttün galiba. Partiye gidiyoruz Kantar Bey'i almaya. Ha Kerim, Kantar Bey deyince aklıma geldi. Biz döndüğüyle beraber bir toplantı tertip ettik. Nerede lan bu toplantı? Kantar Bey'in evinde. Nişan günümüzü kutlayacağız. Aklınızı mı yitirdiniz be? Tümümüzü kovduracaksınız. Hadi yürü. Yo, sen de biliyoruz. Gelecek. Aman. Ah durmuşum. Kurban olayım, konuş. Tijen şimdi gelecek. Konuş canım, konuş. Amanın. Tijen Hanım şimdi mi gelecek? Ha şimdi gelecek de elbiselerimizi almaya terziye gideceğiz. Aman Durmuş, gözünü seveyim. Canım, ciğerim konuş. Konuş da Tijen Hanım bir deliye dönsün. Hadi canım, hadi Tijen. Konuş. Hadi. Uzun Tijen. Sırık Tijen. Sırık Tijen. Ülkela Tijen. Hadi Durmuş. Oğlum Tijen. Sabak Tijen, sırık Tijen. Ah, olursa.
hadi. Amanın Tijer Hanım geldi, koş, durmuş, koş. Konuş. Konuş. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hazır mısın Nuriş'cim? Hazırım şekerim, hazırım. Sırtıma bir şey alayım da geleyim Tijen'cim. Döndü kızım. Ara sıra bizim Ayşe ile meşgul olur musun? Son günlerde biraz fazla havalandı da. Olurum Tijen hanımcığım. Ben hazırım Tijen'cim. Nuriş, senin bu papağanın aptal galiba. Nasıl da bönbön bakıyor? Öyle mi? Ne bileyim ben. Adını yanlış koymuşuz. Durmuş koyacağımıza susmuş koyacakmışız. Tijen'cim. Hadi gidelim Nuriş. Gidelim canım. Domuz. Terbiyesiz! Sirkeri! Konuşsan ölür müsün lan? Evet! Evet! Lan Durmuş! Sen sen deli edersin! Yaz! Bağırsın efendim! Bağırsın! Sevgili vatandaşlarım! Gerisini ne izleyeceğiz oğlum? Efendim karışmak gibi olmasın ama şöyle sandalyenin üstüne çıksanız da nutuk atar gibi konuşsanız daha iyi olmaz mı? Aferin lan köpek! Sevdim bunu! Daha iyi olur böyle bir samimi nutuk atar gibi. Evet, evet, tabii. Şu babuşları bir çıkarayım. Bismillah! Bağın güzel oldu. Yaz bakalım Katip! Baş üstüne efendim! Sevgili hemşerilerim! Beni sizler yetiştirdiniz! Ben sizin göğsünüzden koparak hizmet etmek için buraya kadar geldim. Büyük fedakarlıklara katlanarak ayaklarınıza kadar geldim. Dileyin benden ne diliyorsanız. Ne yazdın lan? Sevgili hemşerilerim. Lan İtolit, 1,5 saattir konuşuyorum, bir kelime mi yazdın? Affedersiniz efendim, bu iyi harfini bulamadım da. İyi harfini bulamamış siferi. Yeniden yaz. Sevgili hemşerilerim. Lan oğlum hemşerileri geç, onu yazın geç! Sevgili hemşerilerim, beni siz yetiştirdiniz. Ben sizin göğsünüzden koparak büyük hizmet duyguları ne içinde... Ne oluyor kanka? Şş, otur oraya, otur! Hizmet duyguları içinde bugün ayağınıza gelip... Ya Allah aman Günür, sen de ya ne söyleyeceğimi unutturdun işte. Şurada seçim nutku hazırlıyorduk kardeş. Allah! Doğru. Şunun şurasında seçimlere ne kaldı zaten değil mi? Ha sen niye geldin? Bak Kantar, sen bu seçim işlerinden çok fena daldın. Bugün Almanya'dan telgraf aldım, fabrikayı kuracak heyet yola çıkmış. Çıksın. O iş kolay, hallederiz. Korkma. Fakat şunu tık için halledemedim. Aa kolay canım, ondan kolay. Ne var Allah aşkına? Kolaysa söyle de yazalım. Yaz Katip Bey. Çok sevgili kardeşlerim. Huzurunuza çıkmakla büyük bir şeref duydum. Bendeniz müsaadelerinizle hizmet duyguları içinde sizlere en büyük hizmeti yapmakla daha büyük... Dur lan yazma lan! Lan oğlum kağıdı aldım, boşuna yazma! Kardeşim, Günür sen Tijen Hanım'a mektup mu yazıyorsun yoksa seçim nutku mu hazırlıyorsun? Seçim nutku? Yahu bu tam kritik mektubu! Günür Allah aşkına zoruma gidiyor, şu kılıbık sözünü söyleme ya! Değil misin? Değilim! İspat et! Bir gün sana bunu ispat edeceğim ama! Şimdi bu toplamayı ve çıkarmayı kim yapacak? Kız indir elini, bizi görmesin. Ah niye, çok kolay, ben yaparım hemen. Deli, ben yapamam. Aranızda ne konuşuyorsunuz? İndir elini dedi sana. Derste konuşulmaz. Şey öğretmenim, Nurya Hanım parmak kaldırmaya utanıyor da... ...hani hoca keşke bizi tahtaya kaldırsa diyor. Öyleyse ikiniz de tahtaya. Evde sorarım ben sana. Siz de tahtadakileri defterlerinize yapın. Kız, bunu çıkar. Öğretmenim! Bitirdim öğretmeni. Aferin Nuriye. Oturabilirsin.
Döndü, senin biraz daha çalışman gerek. Evde 5 sayfa toplama çıkarma yapacaksın, tamam mı? Ceza olarak. Hadi hadi kopya bildiğini söyle de için rahat etsin. Ay hiç söyler miyim canım? Niye söyleyecekmişim boşuna? Ama geçen gün ben de sana coğrafyadan kopya vermiştim. Hmm, vermiştin de yanlış söylemişsin. Öğretmen düzelttiydi. Ne oluyorsunuz lan? 2 saattir kapıda dırlanıyorsunuz. Hiç canım. Bugün ikimiz de öğretmenimizden aferin aldık da onu konuşuyorduk. Sen ne yaptın ya Kantar? Ne yapacağım? Aklım fikrim nutuklarda. Seçimler yaklaştı, ne öyle? Ah, birden çok heyecanlandım. İnşallah birinci oluruz. Ne birincisi lan? Futbol maçı mı bu? Kulüp seçimi değil mi bu? Hadi oradan deli sen de. Milletvekili seçimi. Aa, yani mebus olacaksınız. Ah, inşallah o günleri de görürüz Kantarcığım. Bana bakın. Şimdi şöyle ikiniz de karşıma geçin oturun. Yazdım şu seçim nutuklarını bir dinleyin bakalım. Olur aslan Kantar. Kız geç hele. Geç. Ya ya ya. Şa şa şa. Kantar Kantar çok yaşa. Ya ya ya. Şa şa şa. Kantar çok yaşa. Lafa başlamadan alkışlanmaz. Aa, niye öyle diyorsunuz beyefendi? Kürsüde görünür görünmez alkış kopartacaksınız ki gösterişli olsun. Aferin kız, doğru dedin. Aman Kantar, parayla adam tutalım da alkışlasınlar. Lan olmaz öyle şey. Maça mı çıkıyoruz? Şimdi beni iyi dinleyin. Sevgili ve kıymetli ve de vefakar hemşerilerim. Yaşa! Bu yüzden alkışlarınıza teşekkür ederim. Şimdi şu karşınızda gördüğünüz hemşeriniz memleketi için yapamayacağı hiçbir fedakarlık yoktur. Lan burada alkış var. Alkışlasanız lan. Değerli misafirlerimiz, sözlerime son verirken Ev Köpeklerini Koruma Derneği adına hoş geldiniz der. İyi eğlenceler temenni ederim. Gülür, ayağa kalktı alkışla, kalk kalk kalk, bravo, bravo! Babana bak oğlum! Ne var, centilmen erkek! Ne demesin, klibik centilmen! Ya Gülür, söyleme bu kelimeyi ağzına! Ay canım, bir harikaydın, harika! Kantar Bey, nasıl güzel nutuk attım ama! Hoca! Vallahi Dünürcüm, nutuk dediğinde böyle olur ama! Ah Dilcan'cim, sen Kantar'ı görecektin nutuk atarken. Aa, bırakın bunları şimdi. Biz buraya eğlenmeye geldik. Hadi Dumucuğum, dans edelim. Güzelim, bu dansı bana lütfeder misin ha? Tabii Dumur. Ne var ya? Ha. Bizim başımız kel mi? Ha. Kalk biz de dans edelim. Yürü. Buna bak! Şöyle gelin ha! Ya ben bu dansı beceremem ben! Ama ne var bunda beceremeyecek? Verin gibi kıvırıver! Tut! Konuşma, sümsün yen! Göbek havası değil ki şunu, oraya ne haline bak! Ya Kantara bak, Kantara! Allah'ım hazırım lan, önüne baksana! Bir tane de peşem! Çekil şuradan şişeri! Hadi bakalım, evleneceğimiz günün şerefine. Tez vakitte inşallah! İnşallah! Ev Köpekleri Güzellik Yarışması başlıyor. 8 numara Poldey. 6 numara Pamuk. 3 numara Ponç. 5 numara Melissa. 20 numara Tif. 14 numara Freddy. 16 numara Notina. 20 jüriden oylama sonucunu bekliyoruz. Efendim, şimdi jüriden oylama sonucunu aldım. Ev Köpekleri Güzellik Müsabakası sonucunu açıklıyorum. Üçüncülüğü kazanan 6 numaralı Pamuk.
İkinciliği kazanan 5 numaralı Melisa. Bir köpek güzellik yarışması birincisi 8 numaralı Polde. Alkışlarla. Efendim, şimdi armağanları sunacağız. Sayın Timur Hakmen, üçüncülük armağanı takdim edecekler. Lütfen. Tebrik ederim, teşekkür ederim. İkincilik armağanı Sayın Veteriner Atçıoğlu takdim edecekler. Ve birincilik armağanı Sayın Nuri Kantar Bey takdim edecekler. Efendim, hayatımda hiçbir kopya armağan girmemiştim Tiyecan Hanım. Buyurun efendim, tebrik ederim. Seni de tebrik ederim. Yurt dışında bizi başarıyla temsil edersin inşallah. Ay Allah kahretsin, koş! Benim. Yaşasın Kerim Bey. Ay döndü, ne cana yakın Kerim Bey. Can Bey de neden çıkardın, Kerim de olsun. Kerim. Hadi içelim. Demeyin Ayşe Hanım, bir tuhaf oluyorum. Osman, şikerim, tez vakitte evleniriz inşallah değerli. İnşallah, doldurmuyorum. Yaşalar Osman, seneye de düğününüzü ben yapacağım. Hadi şerefim. Hadi. Şerefim. Dalga mı geçiyorsunuz benden? Ayı oynatır gibi ortaya almışsınız beni. Estağfurullah. Ayı dedin de aklıma geldi senin. Sus lan, sus, konuşurma beni. Kantar bana ne zaman atalarımız ne buyurmuş diye soracak olsa ben hemen ayıya sormuşlar. En sen neden kalmış? Gelim ama. Kerim. Bırak şimdi kantarı döndücüğüm. Sen çok güzel şarkı söylersin. Hadi bize neşeli bir şarkı söyle canım. Hadi döndücüğüm, bizi kırma bakalım ha sevgilim. Bilmem ki nasıl olur. İster. Madem ki bu kadar ısrar ediyorsunuz peki. Canım döndüm benim, hadi bakayım. Saymadım kaç yıl oldu. Sen senin olalım. Bilmem mi yüzün güldü mü, güldü mü? Ayrıldık ayrıla.
Aman Kantar, şuna bak nasıl çalım atıyor. Seninki şimdi şaklayacak. Sizlere şimdi Verdi'nin La Traviata operasından Violetta'nın aryasını söyleyeceğim. Tra voi saprò dividere il tempo mio gioconda. Tutta è follia, follia nel mondo ciò che non piace. Odion fugace rapido il gaudio dell'amore in fior che nasce Nuriye, rahmet geliyor. Bilmiyorum. Odiyam, fucida, fucida il mondo. Stop ya, Otur yerine, onda il fondo, ne mola piece. Yavru fucace rapido, il gaudio dell'amore. Aman Kantar, Allah bile şarkı söylemesini istemiyorum. Bunu bir ıslatar. Godiyam, seni buldum yağmur, yağmur olayım. Bir açık doğru sinye, disco fraili, disco fraili. Yok yok içmeyelim içmeyelim de davalım Kantar'ı almaya gideceğim. Yoksa bana çok kızar çok. Lan bu kafayla mı? Gitmesem çok kızar. Başıver lan Kantar'ı. Kantar da kim oluyor? Ben kendi başıma bir firmayım. Fazla yüz verme o kadara. Ne demiş atalarımız? Ne demiş atalarımız lan? Burada sormuşlar. Ense kokun neye kalın diye. Sus! Yalancı sirseri. Beni konunca hemen geçtirdin değil mi? Her zaman Ay'a sormuşlar dedi. Konuşma! Şimdi ben konuşacağım. Bu ne hal lan? Meşveret mi kurdunuz? Şey Kantar döndü bana demiş. Sus! Cezabat kafalı karı. Bu ne hal lan? O hal iyi bir hal değil Sayın Kantar. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Söyleyin şimdi ne olacak? Ne olacak? Tümden kovulacağız. Kovulmayacaksınız Sayın Kerim Beyefendi. Sana daha ağır bir ceza vereceğim. Sen var ya... aha bu Ayşe'yle... Ayşe kızla seni evereceğim. Aman aman beni kovun Sayın Kerim. Kovulmayacağım. Beni öldürmeyin beni kovun. Kovulmayacağım lan bu Ayşe kızla evlendireceğim aman. Seni. Hapşırma Timur, hapşırma. Sinirlendirme beni. Hep sus sen de. Mani olabilirdin efendim, mani olabilirdin. Ay benim elimde mi karıcığım, sultanım? Ben yağmurun yağmasına nasıl mani olabilirim ha? Timur, tepemi attırma benim. Ben sana yağmurun mani olabilirdin diyorum. Anlamadım karıcığım, güzelim kızma. Ben neye mani olabilirdim ha? Davetlerin gitmelerine. Erkek değil misin? Gücünü gösterseydin. Evet, erkeğim. Erkek olacak, şuna bak. Biraz ıslanınca hapşıyor, hapşıyor, hapşıyor. Çıt kırıldım, sen de. Ama yeter karıcığım Allah aşkına. Ne dedin ne dedin? Yeter dedim anladın mı? Ağzından çıkanı kulağın duysun Timur. Kulağım da duyuyor ne söylediğimi de pekala biliyorum. Yeter artık be yeter. Timur ne oluyor sana? Elinin körü oluyor. Yok mani olacakmışım. Yok hapşırmayacakmışım. Yok nefes almayacakmışım. Yok konuşmayacakmışım. Timur kendine gel delirdin mi? Evet delirdim. Hep komşular duyacak. Duyarlarsa duysunlar be! Yetti artık yahu! Erkek görsün gözünüz! Erkek göz açmayıp kılmık gibi göreceksin! O kadar! Çekil hadi! Hadi hanımefendim bırak! Bu ağlamalara karnımız tok bizim! Erkeğim ya çekil! Erkek be! Nuri Kantar! Nuri Kantar! Beni dinle Nuri Kantar! Erkek görsün gözün! Erkek! Erkek! Nuri ya!
Kulağına bir erkek sesi geldi mi? Kulağına erkek sesi geldi mi? Ama ben erkek sesi falan duymadım kantar. Bana öyle geldi de. Hadi kalk 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 yatalım. Yürü yürü. Of be! Of be! Dünya varmış be! Hey! Hey! Yok kardeşim yok. Bana tesir edemezsin. Sana bir defa uydum. Ondan sonra Tijen'e bir çıkış yaptım. Sabahleyin Tijen acısını kat be kat çıkarttı. Yok. Senin hatırın için ben huzurumu bozamam. Bırak Allah'ını seversen. Sakın bir daha bana atma. Bari senin sınıfın belli oldu. Klinikler sınıfından 125 numaralı tümör hakmen. Ne dersen de bana vız gelir. Vız gelir. Sen onu bunu bırak da şu gazetedeki resimlere bak. Dur bakayım lan, buran ettik. Amanın, amanın mahvoldun. Amanın hapı yuttuk, hapı yuttuk. Niye hapı yuttun Dünürcüm ha? Neden olacak? Bu resimleri buraya kim koymuş ha? Ben izleyip sabah adamıza ne diyecekler? Mahvoldum. Lan katip, bu gazeteleri derhal topla. İmkansız efendim, Anadolu baskıları çoktan dağıldı. Öyleyse tekzip et. Niye tekzip ediyorsun Dünürcüm? Bırak Allah'ını seversen. Allah Allah, resim hiç tekzip edilir mi? Yandık, mahvolduk. Bu hafiflik lan! Müsaade ederseniz efendim bir önerim var. Nedir? Seçim bölgesine Yenge Hanım'ı da beraber götürün. Neden lan? Aile birliğinizi seçmenler yakından görmüş olurlar. Ya öyle mi? Ha, aferin. Aferin. Hoşuma gitti lan. Hoşuma gitti. Böylece aile birliğimizi görmüş olurlar diye mi? Aferin, hoşuma gitti. Zaten son yıllarda politikacılar böyle eşleriyle seçim bölgelerine geliyorlar. Bir moda oldu. Burhanettin, oğlum saçımı dara. Dur kız, o kadar heyecanlıyım ki diyeceğim. Alışık değilsin de ondan Nuriş'im. Ha, ona da alışırız şekerim. Dediklerimi sakın unutma. Aman damat. Yazhaneyi iyi idare et. Koruyayım seni bakayım ha. Siz hiç üzülmeyin babacığım. Aman Dünürcüğüm, biz de varız. Hiç merak etme. Babacığım başarılar. Doğrusu hiç istemiyordum ama ne diyelim. Bir şey deme kızım. Politika bu. Bu da hastalık. İnşallah çabuk kurtulursunuz bu hastalıktan. İnşallah. İnşallah. Kapat çeneni de yürü. Müsaadenizle dua edin Tijen Hanım. Güle güle Nuri Bey. Rica ederim. Hadi Allah ısmarladık diyeceğim. Hay çenen. Güle güle Osman. Kendine dikkat et, hemi üşütme. Hadi güle güle. Hadi hadi hadi, yürü yürü. Kakalama canım Allah aşkına. Hadi kızım. Lan kadın, çenesini düşürsene. Canım, canım itip kalkma. Sağ ol Katip Bey. Sağ ol. Sağ ol. Güle güle. Güle güle, olur olur, güle güle, güle güle. Güle güle, güle güle. Güle güle, olur olur. Güle güle. Su gibi gidip gelirler inşallah. İnşallah, inşallah. Timur, Timur. Efendim? Hadi bakalım, sen de bara başkanlığı çalışmalarına. Marş, marş. Hocam, Kantar'ın rakibi Hüdaverdi Kuşkonmazoğlu, Kantar'ın seçilme şansı olmadığını söyledi. Lan cibiliye bak, iki seçimdir kazanamadı, kendine bakmıyor da. Aman aldırma Kantar, el alemi lazım, torba değil ki bize canım. Aman şu yollara bakın, geçi yolu gibi. Bu yolu da yaptıralım, onu da kaydet katip. Olur efendim. Aman bu tozdan öleceğim Kantar. Lan yürü ya, bu tozların içinde yetiştin sen be. Aman insan iyiye çabuk alışıyor kanta. Hah, köy göründü. Şimdi tozdan kurtulacağız. Ne oldu Osman? Lastik patladı. Tam sırasıydı. İnin bakın, bakın. İkisi birden gitmiş. Aman, tamam bak, hadi bak, oldu bak. Oldu. Kaçta orada olmamız lazım bizim? 10 dakika sonra efendim. 10 dakika sonra mı? Çabuk çabuk çabuk. İnin bakalım, inin inin inin.
Kıvrak olun, kıvrak olun. Seçmeni bekletmek, oy kaybetmek demektir. Evet, evet. Hadi yürüyün, 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 yürüyün. Sen Kemal, başım. Sen değil, nereye? Yürü, yürü, yürü. Yürü, nereye? Aman kantar, öldüm, bittim, mahvoldum. Sık dişini nereye, az kaldı. Güzel, çok güzel. Nedir lan güzel olan? Efendim şu karşıki tarlada bir eşek var, sahibinden kiralayalım. Amanın eşeğe mi bineceğim? Tabii efendim, koya otomobil yerine eşekle gidersek daha bir samimi olur. Müsaadeniz efendim. Yürü yürü kirala. Çilekeş. Niye durduk? Ne oldu kanta? Çentemi tut bağlı. İn bağlım şimdi aşağı. Ma. Koya böyle girilmez. Her şeyin bir örf adeti var. İn bağlım. Ama. Şöyle. Şimdi ben gineceğim aşağı. Allah şükür. Oh. Sen de böyle nöriye ben arkamdan geleceksin. Geç bakayım. Beyefendi tam politikacı oldunuz. Lan Çetip çentemi vir bakalım. He, buyurun efendim. Vir vir vir. Nöriye iki adım arkadan yürü bakayım. İyi iyi. Hep göz boyayacağız zaten. Lan Katip, oğlum bizi kimse karşılamadı lan. Hani atıp tutuyordun şu kadar adam hazır diye. Acaba muhaliflerin bir oyunu olmasın efendim bu? Kızdırma beni lan silseri. Koydan muhalifler adamı kaçırdı. Bir dakikanızı rica edeceğim efendim. Şu ziyaret listesine bir bakalım. Bak bakalım, bak. Aman Allah. Yanlış. Ne oldu Katip Bey? Yanlış koya geldik. Öyle mi? Amanın çabuk toparlanın. Bizi kimse görmeden koydan kaçalım. Çabuk olun. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Kıymetli hemşerilerim. Artık bu devirde bütün hizmetleri ayağınıza getireceğiz. Siz zahmet buyurmayın. Biz zahmet buyurup hizmetleri ayağınıza kadar getirelim arkadaşlar. Elektrik, hava gazı, televizyon, kooperatifler kuracağız. Yollar yapacağız, okullar açacağız. Bu da bir başka türlü atıyor yeğenim. Ortaokul istiyoruz. Ne ortaokulu? Ortaokul küçük kalır. Ben buraya arkadaşlar lise açacağım. Kardeşim lan burada tam teşekküllü bir ilkokul yok, lise açacağım. Bırak diye. Kardeşim konuşsunlar, onlar 30 gün konuşacak, biz bir gün konuşacağız nasıl olsa. Alkışlarınıza yürekten teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, size de düşen görevler var. Çalışacağız arkadaşlar. Çok çalışacağız. Size müjdelerim var. İktidara geçersek bu sizin kasabanızı vilayet yapacağız. Ne vilayeti? Merkezi hükümet bile yaparız. Amma da atıyor. Merkezi hükümet olur mu? Biraz fazla oldu efendim. Fazla. Öyle mi? Aman sus. Merkezi hükümet dediğimse yanlış anlaşılmasın. Şehrin merkezine bir hükümet konağı yapacağız. Sanat okulları, liseler, hatta fakülteler açacağız, fabrikalar kuracağız, mutlu günler bizimki. Bana bak oğlum, nöriye nerede? Nöriyeyi kaybettik lan. Kalabalıkta bir ara görmüştüm ama efendim. Bana bak, bunun nöriyeyi katliyen konuşmam ha, onu alın. Buradayım kanta. Aman. Yol verin arkadaşlar. Öleceğim. Arkadaşlar yol verin. Yol verin hayat arkadaşıma, yol verin. Geç şöyle, geç 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 geç. Çok muhterem vatandaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Bana ve partimize karşı gösterdiğiniz bu alakayı sandık başında da göstereceğinizden şüphem yok.
Muhaliflerimizin bütün uğraşlarına, iftiralarına rağmen seçimi biz kazanacağız. Memlekete bereket getireceğiz. Fakirliği kaldıracağız. Her evin bacası tütecek arkadaşlar. Israptan son bulacak. Cenab-ı Allah'ın izniyle biz kazanacağız seçimleri arkadaşlar. İktidara gelirsek hiç şüpheniz olmasın, huzur getireceğiz. Ne huzuru, her şey getireceğiz. Fabrikalar kuracağız, sokaklardan sular akacak. Tüm borçlarınızı kaldıracağız. Az vergi alacağız arkadaşlar. Sayın Kantar, Sayın Kantar. Efendim biraz fazla atıyorsunuz. Karışma bana, hızımı kesme. Hiç vergi almayacağız. Söz veriyorum arkadaşlar. Sizi mutlu kılacağız. Muhalefet burayı vilayet yapacağız. Lan yandık, karıştırdık lan. Şehir nutkunu ver lan, bu değil. Efendim ben değil, siz karıştırdınız. Bu nutku daha... Ulan onu kasabada okuduk. Ver. Mehterem vatandaşlar! Bu şirin şehrimizde fabrikalar kuracağız. Üniversite açacağız. Hiçbir öğrenci sokakta kalmayacak. Her öğretmene bir öğrenci, her öğrenciye bir sıra vereceğiz. Böylece eğitim sorunlarımızı kökünden halledeceğiz arkadaşlar. Tüm olasılıklarımızı kullanarak beyaz günlere geleceğiz. Tüm mutlu yarınlar sizindir. Müreffeh bir memleket yaratacağız. Nurlu ufuklar bizimdir arkadaşlar. Ya. Aman ne kalabalık. Bu seçimi garanti kazandık. Nidanladın lan. Omuzlardan aşağı inmediniz baksana. Allah indirmesin. Ah, cicenin görmesini isterdim. Nereye? Gel yumurta yağsın alalım. Ama ben vuracağım. Ha, öyle mi? Hadi vur bari, vur. Duruldu, şuna bak. Gülme duruldu, gülme. Kafamdan durarım şimdi ya. Aman. Yavrucuğum, ağzına kaç gündür bir şey koymadın. Ay canım istemiyor dedim. Düşün bir kere, o Nuriye karısı Mebus Hanım olacak. Bırak şimdi bunları, yemek yemelisin. Yemek yemeden yaşanamaz ki hayatım. Sen benim yaşamamı istiyorsan dediklerimi yaparsın. Emret karıcığım, derhal yaparım. Senatör olacaksın. Anlamadım. Senatör olacaksın. Senatör mü? Peki karıcığım kime söyleyebilirim? Beni senatör tayin edin diye olur mu yani? Gene saçmaladın. Tayinle değil seçimle. Derhal bir partiye gireceksin. Senatör olacaksın. Nasıl olsa Nuri Kantar Bey senatör de olamaz. Peki bir deneyeyim bakalım. Derhal. Ama derhal. Olur. Ah canım. Ah şekerim, nasıl da iyileşiverdi hemencecik. Doğru be. Sıra sizin. Acele etmeyin, herkes sırayla girecek. Evvela imza edin. Sizin karneniz. Karnenizi verin lütfen. Tamam. Siz de imza edin. Nuri almıyor. Hadi. Evet. Niye o kadar heyecanlısın? Babamın kazanmasını istediğim için. Hadi bakalım damadım. Sayın Kantar, oyunuzu kullandınız. Neler hissettiniz? Oyumu kullandım. Vatandaşlık görevini yapmanın huzuru içindeyim. Sayın Bayan Kantar, siz neler duydunuz? Hiçbir şey duymadım. Neler konuştuklarını da bilmiyorum. Kimin efendim? Kimin olacak diyeceklerin. Kim oy verecekler de bilmiyorum. Lan kadın! Lan ne biçim konuşuyorsun? Timur! Şu Nuriye'nin çalımına bak. Sanki seçimleri kazanmış gibi. Gibisi fazla, baksana. Kazanırsa yandık. Nuriye, ben şimdi partiye gidiyorum. Senin çocukları bekle. Ben sonuçları partiden takip edeceğim. Aman Kantar, kurban olayım, az kaldı. Akşama inşallah mebus olarak beklerim, he mi? Hadi güle güle canım. 1347 oğlu sandıktan çıkan oy adedi 3457. Sonuçları aldıkça... Ay, deli olacağım. Neden karıcığım? Yahu Kantar dinirimiz. Ben Kantar Bey için söylemiyorum ki, Nuriye aklıma geliyor. Şimdi kim bilir nasıl beni deli eder. Sinirlenme karıcığım. Şimdi yeni aldığımız seçim... Aman yazın kaçırmayın kardeşim. Deminkilerini kaçırdık, bunu kaçırmayın. Yazın. At 1, 2, 3, 5.
Tamam. 2000 oy ileride. Yo, yanlışınız var. İnişte tam 2075 oy ileride. Ya. Döndü, seninki doğru. Elbette. Biz daha ilkokulu bitseli bir hafta oldu. Değil mi? Sus kız. Karıştırma şimdi onları. Şey, aman damat bey oğlum. Sakın oyları karıştırma. Hani bir denelim, bir de kıymeti var. İnanmazsanız bir daha toplayalım. Ha, topla topla. Aman. Bizim Dünür arayı adam akıllı açıyor. Şimdi Nuriye'yi görmek lazım. Sevinç'ten göbek atıyordur. Yurdun değişik bölgelerinden aldığımız haberlere göre... Efendim telefondan istiyorlar. Şeyler olay... Söylem. Evet, siz takip edin kardeşim. Ha söyle. Evet söyle. Burada efendim. Ha tamam. Şerafettin. Dinliyorum oğlum, seni. Konuş dinliyorum. Ha, hadi. Gözün. Ha söyle evet. Nasıl dokuzgül sandık mı dedin? Bağır oğlum. Ha. Efendim oğlum. Söyle kaç dedin? Bağır oğlum bağır. Dinliyorum seni. Hadi bağır dedim sana. Ya kardeşim bağırma duyuyorum ya. Sana demedim lan. Sen bağır oğlum. Evet 30.000 mi? Lan bağır. Oğlum bağır. Bağır kardeşim. Bağır oğlum anlamıyor musun? Açılan sandık sayısı 340. Oyların dağılır. Allah canını alsın inşallah aman. Aman. Öyle kızıyor ki şu kantara. Evin bütün eşyasını yeniledi de şu radyoyu yenileyemek. Anneciğim bırak şimdi bunları. Benim şifreli bir radyom vardı ne oldu? Ama ne olacak gönderme biraz kaldı. Aa siz vermediniz miydi onu bana? Döndü koş getir şu radyoyu. Hadi yürü. Açılan 340 sandıktan çıkan oyların partilere göre dağılışını dinlediniz. Partisi arayı iyice açtı. Şimdi ama sinirlendirme beni. İnşallah kazanamazlar. Aa niye kapattın karıcığım ya? Hazır mı diyeceğiz? Şimdi sayın dinleyiciler açılan sandıklardan... Söylesene Tumçin ne diyor? Ha vallahi de ama sen insanı çat ortadan ikiye çatlatırsın. Anne Tumçin ne yapsın pili bitmiş radyoya? Aman daha yeni aldıydım pillerini hemen de bitiveriyor. Nerede o eski piller? Ah kanter bir kazansın bütün bunların hepsi düzelecek. Susun ya zaten bir şey duyulmuyor be. Nur yaz canım. Açılan sandık sayısı 1047. Hay Allah! Kahretsin bu radyoyu be! Heh, evet. Bizim parti 3466 oy. Eyvah! Karşı parti 9999 oy. Aa, 999'u viren bini de virir. Kız! Ağzından yer alsın! Arayı kapatıyorum. Bir dakika. Resmi olmayan sonuçları veriyorlar. Açılan sandık sayısı 2000. Hay Allah! Kahretsin bu radyoyu ya! Aman ha, evet oğlum. Konuş benim Şerafettin oğlum. Bütün sandıklar açıldı mı? Ha, söyle. Ne yapalım? Sağlık olsun oğlum. Peki. Öyle mi oldu? Kısmet. Üzülme. Görmek isterim. Ama Tişen'cim biraz ayıp olmuyor mu ha? Kime ayıp olacakmış? Kim olacak canım Nuri Kantar'a. Nuri Bey'in kaybedişine ben çok üzüldüm. Ama Nuriye'nin bozum olmasına sevindim. Artık onu deli edeceğim. Hadi Nuriye'lere gidelim. Olacak şey değil Kantar. Üzülme. Biz seçimi garanti kazandın gözüyle bakıyorum. Ya ben inanamıyorum babacığım. Gerçekler acıdır ama ben sevinçliyim. Neymiş o sevincin? Niye olacak? Babam seçimi kaybettiği için. Hadi zoruna bak. Üzülme Nuriş. Seneye beraber seviniriz. Timur senatör oluyor. Aa, sahi mi baba? Anan öyle istedi evladım. O da hevesini alıversin. Heves değil, ideal. Eğer Nuri Bey de idealist olsaydı kazanırdı. Ama üzülmeyin, olan olmuş. Üzülen falan yok Çiğcan Hanım. Bu seçimler bir gerçeği ortaya koydu. Millet kimi seçeceğini çok iyi biliyor. Cican Hanım parayla milletvekilliği olunmuyor gayri. Hele olmayacak şeylerle vaat ederek milleti kandırmaya kalkmak... Yeter yutmuyor gayri millet. Nuriş'e bakın hevesi kursağında kaldı. Kantar dünyasına kavuştu. Bize bundan büyük sevinç mi olur Tijen'cim? Tijen! Sarık Tijen! Uzun Tijen! O kadar Tijen! Aaa! Aaa!
kavak dişe. Yaşa yaşa. Öyle köpekleme der. Kulaç atacaksın. Kız kız delirme. Ben suyun yüzünde zor duruyorum. Nasıl kulaç atacakmışım? Aa, ayıp ayıp. Koskoca kadın çocukların havuzunda mı yüzer? Diyeceğim, kızdırma beni. Kocaman havuzda da yüzerim. Boğulursun canım. Kantar'ın politikada boğulduğu gibi sen de burada boğulursun. Canım, kantar'ın cüzdanı can yeleği gibidir. Kolay kolay boğulmaz. Lan iyi yoruldunuz ha. Bir el soğuk dondurma yiyin. Çentemi bir. Başüstüne. Hadi yürü Osman, yürü. Ya nerede kaldın Dünür? Nerede olacağım? Alman heyetinin fabrikayı gezdirdim. Yarın açılış yapacağız. Ha, ben de bütün davetiyeleri gönderdim. Dünür, Almanlar fabrikayı görünce yediği gazı anladılar. Lan ne adamsın, ne domuzsun, oturacağın yeri seçmişsin. Tijan Hanım görmedi mi? Yoksa oturabilir miyim? Beni fabrikada zannediyor. Bak, su kuşlarına bak, bak, bak. Kantar, kantar, havuzun içine düşeceksin ya. Oo, amanın benim de öyle ya, yüzme de bilmez. Ha, ne diyorsun deli karı, he? Amanın geçiyor, boğuluyor benimki. Amanın boğuluyor. Yüksün. 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 Yüksün.